projelerini hayata geçirmek isteyen girişimciler fon arayışına çıkıyor. Bireyler ve kurumlar da yatırım veya destek amaçlı projeleri fonlayabiliyor. Yeni nesil finansman arayışının yeni adresi, kitle fonlaması platformları. Portföylerini çeşitlendirmek için nasıl Borsa İstanbul'da yatırım yapıyorlarsa, nasıl emtialara yatırım yapıyorlarsa, aynı şekilde girişim şirketlerinden de bir portföy oluşturabilirler. Bu şekilde yüksek kazanç elde etmek için de bir fırsat elde ederler. Yatırımlar Takas Bank nezdinde toplanıyor ve yatırımcı adına bloke ediliyor. Bireyler yatırım yaptıkları girişimde pay sahibi oluyor. 2021 yılında ilk yatırım turunun başladığı sisteme ilgi oldukça yoğun. Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre Ağustos ayı itibarıyla başarılı proje sayısı 88'e ulaştı. Yatırımcı sayısı ise 26 bini geçti. Kitlesel fonlama sistemiyle toplanan fon tutarı da 633 milyon 770 bin lira. Geldiğimiz 2 yıllık serüvende yarım milyar liranın üzerinde bir fon girişim şirketlerine aktarılması söz konusu oldu. Binin üzerinde bir istihdam söz konusu. Şirketimizin içerisinde yurt dışından yatırım alanlar var. Yurt içinden büyük şirketlerden dışarıdan yatırım alanlar var. Bu yılın sonuna inşallah 100 girişimimizi finansmanla buluşturmuş olacağız. Ve hedefimiz bu yıl için 1 milyar liralık bir işlem hacmi. Yeni nesil finansman sistemine en fazla talep 18-45 yaş arasından geliyor. Yatırımcıların %75'i bu yaş aralığında. Sistemde 1 lirayla bile yatırım yapabildiğimizi düşünürsek genç neslin uzun dönemli özellikle yatırım yapmak isteyenlerin bu sistemde çok daha fazla aktif olduğunu görebileceğiz. Bu noktada da ülkemizin büyük bir yatırımcı potansiyelinin olduğunu da düşünüyoruz.